Hocalarımız da aramızda Profesör Doktor Can Tatsaman ve Doçent Doktor Emre Dorman. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkürler. Valla sohbetinizi çok seviyoruz. Teşekkür ederiz. Biz de sizi seviyoruz. İkinizin birbirine paslaşmaları şeyi falan çok güzel. Çok seviyoruz sohbetinizi. Bugün batıl inançlardan bahsedeceğiz biraz. Bayağı işimiz var demek ki. Eyvallah. Bayağı da soru var hocam. VTR'lerimiz de var ama nereden başlayacağız? Nazardan başlayalım bence. VTR'miz mi var? Doğru VTR bu sefer. İzleyelim. Hadi. Nazar VTR. Nazar VTR. İnsan bazen kendi uydurduğu yanlış inanışların esiri olur ya, işte tam da bunlara batıl inanç ya da hurafe diyoruz. Uydurulmuş inanış ya da rivayetler neler, hayatımızı nasıl esir alıyor? İsterseniz şöyle bir göz atalım. Çaput bağlamak. Ağaçlara dilekleri olsun diye bez, yani çaput bağlamak, Orta Asya şaman inancından kalma yanlış inanışlardan. Kurşun döktürmek. Nazara karşı korunmak için yapılan bu adette bir hurafeden ibaret. Sadece kurşun döktürmek mi? Nazar boncuğu, at nalı gibi nazardan korusun diye takılan nesnelerin de dinimizde gereği yok. Türbelere mum yakmak. Özellikle türbelere yakılan mum, Allah varken mevtadan medet ummak, imanımızı da tehlikeye atacak olan tehlikeli batıl inanışlar arasında. Bir de öyle batıl inanışlar var ki insanların hayatını derinden etkiliyor. Kara kedinin uğursuzluk getirmesi, çocuğun üstünden atlanırsa boynun kısa kalacağının sanılması, damadın düğünden önce gelini gelinlikle görmesinin uğursuzluk sayılması ve merdiven altından geçmenin uğursuzluk getirdiğine inanılması gibi. Yani dinimizde böyle şeyler var mı? Reklamdan sonra geniş geniş konuşacağız ama. Yani dinimizde böyle bir şeyler, bu saydıklarımızın hiçbirisi yok. Fakat burada iki tip şey var yapmak lazım. Yani bir tanesi bir hurafeye inanınca bir yanlış nedensel ilişki kurmayla ilişkili olabilir evrendeki. Yani diyelim ki falanca hap alırsanız bilmem ne hastalığına iyi geleceğini düşünüyorsunuz da o hapın öyle bir etkisi yoktur. Veyahut da suyu 50 derecede kaynatacağınızı zannediyorsanız öyle bir şey yoktur, yanlış biliyorsanızdır. Yani bir siz kurşun döktürdüğünüzde diyelim ki bilmem ne hastalığına iyi geleceğini düşünüyorsanız o sadece yanlış bir inanç olur. Yani hiçbir böbrek hastalığına kurşun döktürmek iyi gelmez mesela. Fakat buradaki İslami açıdan sorun olan şeyler bunlara dinsel bir anlam yüklendiğinde. Yani mesela nazar boncuğu takanın çok itikatlı olduğunu söylüyorsanız, bunu bir inançla bir bağlantısını kuruyorsanız veyahut da diyelim ki gidip de bir türbe gibi bir yere oraya bir bezmez bağlamanın sizin duanızın daha iyi kabul edileceğinde bir aracı olacağını düşünüyorsanız o zaman tabii dinsel açıdan da ciddi bir sorun oluyor. Bu sefer dinin içine olmayan bir uydurma koyuyorsunuz. Günah mıdır peki? Tabii ki yani dine olmayan bir şeyi sokmak elbette ki günahtır. Yani birinci tip şey yanlış bir evrenle ilgili tasarımınız var. Yani bir ilacın yanlış bir şeye iyi geleceğini zannetmeniz gibi. Veyahut da bir ne bileyim jimnastik hareketinin diyelim belinize iyi geleceğini zannediyorsunuz ama o belinize bir de zarar veriyor üstelik. Şimdi insanların böyle bir yanlış inançları var. Kendi kaslarıyla ilgili, tıpla ilgili, evrenle ilgili olabilir. O zaman o batıl inanç dediğimiz inanç evrenle ilgili böyle bir yanlış neden sonuç bağlantısından ibaret kalır. Fakat bunu dinle irtibatlandırıldığınızda bu sefer dinle ilgili yanlış bir şey söylüyorsunuz. Din adına yanlış bir şey tanıtıyorsunuz. Mesela nazar boncuğuyla ilgili o inançları dini bir inanç olarak tanıtıyorsunuz. Veya türbelere bez bağlamayı bir dini eylem olarak sunuyorsunuz. Bu sefer ne oluyor? Dinin sahibi Allah, siz dine uydurma bir şey eklemekle Allah'tan olan bir şeye uydurma bir şey eklemiş oluyorsunuz. Onu da sanki Allah'tan bir mesaj gibi gösteriyorsunuz insana. Bu Allah'tan gelen gerçek mesajın sulandırılması anlamına geliyor. Yarın bir bakıyor ki o çaput bir işe yaramıyor. Evet. Nazar boncuğuna rağmen bakmış ki bilmem ne hastalığı geçirmiş falan. Vay bu boncuk işe yaramadı ya niye falan. İşte dinimizde de boncuk yok muydu sen falan. Sen dinini sorgulamaya başlıyorsun. Tabii o da olabilir. Yani o yüzden tabii dine her türlü hurafenin girmesi çok sakıncalıdır. Din dışında hurafeler olursa insanın yani sağlığına veyahut da başka şeylerine zarar verir. Değil mi? Sağlıkla ilgili doğru uygulama yapmayıp onu uygularsınız. Ama dinle ilgili olunca bu sefer dini inancınızla ilgili bir zarar oluşmuş olur. Allah. Hocam kurşunu falan hepsini soracağız ama çok kısa bir reklam aramız var.
Evet, Demet Barışan'la Sabah Sabah canlı yayın konuklarımız Bediye Akartürk hanımefendi ve hocalarımız Profesör Doktor Caner Tatsaman ve Doçent Doktor Emre Dorman'la devam ediyor. Reklamdan önce hocamıza nazarla ilgili ben şeye sormak istiyorum. Kurşunu. Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri nazarla ilgili. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de halk arasında bilindiği şeklinde bir nazar tarifi yok. Bu şekilde bir ifade geçmiyor. Sadece Kalem suresinde 51. ayette kafirlerin, gerçeği örtenlerin o Kur'an'ı zikri işittikleri zaman neredeyse gözleriyle peygamberimizi devirmeye çalışacaklarıyla ilgili bir vurgu var. Genelde nazar ayeti diye tanımlanıyor bu halk arasında ama şimdi bu aslında o gözlerle bakarak ona böyle fiziki bir etkide bulunmalarıyla değil de içten içe aslında hırs, işte öfke duymaları ama o anda ona bir şey yapamamalarıyla alakalı aslında ayette vurgulanan şey. Yani insan bazen olur yani birisini böyle karşısında görürsünüz böyle onu içten içe böyle düşmanlık beslersiniz. Bir şey de yapmak istersiniz falan ama atak yapamazsınız bir türlü falan ama içten içe hep böyle kötülük istersiniz onunla ilgili. Onunla alakalı bir şey aslında bunun da nedeni Allah'ın ayetlerinin getirdiği gerçeklerle yüzleşmek istememeleri. Çünkü onların bir yaşantıları var ve Allah'ın ayetleri onların yaşantılarının yanlış bir yaşantı olduğunu ortaya koyuyor. Peygamberimiz üzerinden bu tebliğ ediliyor insanlara. O yüzden aslında düşmanlık ettikleri şeyler Allah'ın ayetleri yani gerçek. Düşmanlık ettikleri şeyler. Yani bu göz, şimdi nazar hocam şey mi? Bir enerji mi? Yani dinen bunun bir şeyi yok mu? Dini hiçbir şey yok bunun. Yani nazar değmesi, işte nazar boncuğu vesaire bu tarz şeyin hiçbir dini bir altyapısı yok. Arka planı yok. Ama halk arasında çok yaygın. Bu binlerce yıllık kadim geleneklerde de olan bir şey. Yani yeni bir şey de değil doğrusu. Şimdi şöyle bir şey var. Az önce Caner hocam da söyledi ya. Yani dinin bir kendisi var. Bir de ister istemez siz ne yaparsanız yapın dine eklemlenen şeyler var. Bunlar batıl inançlar oluyor, hurafeler oluyor, kültürler oluyor. Mesela İslam'ın ilk yayıldığı dönemlerde birçok farklı kültürle etkileşim oluyor. Şimdi o kültürdeki insanlar, farklı inançlardaki insanlar İslam'a girdikleri zaman çoğu zaman beraberlerinde eski kültürlerini, adetlerini, örflerini, geleneklerini de getiriyorlar. Bunları da uygulamaya devam ediyorlar. Bu da halk arasında yayılıyor. Mesela işte bu nazarla ilgili işte kurşun dökmek vesaire bunlar ta Orta Asya'dan itibaren tabii. Bizim işte Türk geleneklerinden, örflerinden, adetlerinden Anadolu'ya gelmiş şeyler. Böyle olunca da dinin kendisiyle kültürü bazen karışıyor birbirine. O yüzden dinin kendisiyle kültürünün birbirine ayrılması çok önemli. Bunu ayırmak için de yapmamız gereken şey Allah'ın kitabına bakmak. Yani Kur'an-ı Kerim'de eğer ki iddia edilen şeyle ilgili bir referans varsa doğrudan veya dolaylı hani bu alıp kullanılabilir, kabul edilebilir ama yoksa da bu din dışıdır. Sonradan üretilmiştir, hurafedir, bid'attır diye yaklaşmak gerekir. Yani peygamberimizin hayatı bu anlamda bizim için örnektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in yani bir insan canlı olarak o Kur'an ayetlerini hayata taşısa nasıl olurdun örneğidir aslında Hazreti Muhammed. Dolayısıyla peygamberimizin hayatında da bu tür örnekler yoktur. Allah'a dayanıp güvenmektir İslam'da esas olan şey. Bir Müslüman kayıtsız şartsız Allah'a teslim olmalıdır. Allah'a güvenmeye dayanmalıdır. Yani düşünün mesela taktığınız bir boncuk Allah değil de taktığınız bir boncuk vesilesiyle Allah sizi koruyacaksa ya da o boncuk sizin korunmanıza vesile olacaksa bu en kabaca ifadesi de ortak koşmak olur, Allah'a şirk koşmak olur. Ya da herhangi başka birisinden bir medet umuyorsanız ya da sizin birisinin size yapacağı bir etkiyle korunacağınızı düşünüyorsanız yani Allah'ın sizi doğrudan koruyacağını değil de birinin size yaptığı bir şeyle korunacağını düşünüyorsanız bu da Allah'a gönülden teslimiyet olmaz. Bu anlamda işte halk arasında kaçınılmaz olarak birçok uygulamalar var. Günah mı peki hocam? Kurşun ya şöyle, mesela ben bir kurşun döktürdüm. Yani ki hangimiz şimdi bunu ne için yaptığınızla alakalı bir şey. Yani siz bunu dini bir ritüel olarak yapmaktan sonra niye günah olsun? Yani o kendinizce belki bir rahatlama kültürel bir şey. Tabii canım, onu soracağım hocam. Bunun yani şöyle bir etkisi var. İyi bakın. Geldiğine inananlar için bilmiyorum ikinize de soruyorum ama o yani psikolojik bir rahatlama. Psikolojik bir rahatlama var. Şimdi plasebo etkisinden bir şey vardır ya tıpta da. Mesela normalde aslında ilaç etkisi olmayan, kimyasal etkisi olmayan bir şeyi içirirler size. Siz ilaç içtim zannedersiniz ağrınız kesilir. Ha. Şimdi insan beyni o kadar muhteşem bir mekanizma ki. 40 kere söylersen bir şey olur da rahatlatıyor. Aynı şey. Yani işte olumlu düşünme, olumlu. İşte gerçekten iyi hissetmeye çalışma, kötü düşüncelerden arınma falan bu tip şeyler insanın iyi hissetmesini sağlar. Şimdi siz mesela bir ritüeli yerine getirdiğiniz zaman, diyelim kurşun dökme olabilir ya da başka herhangi bir şey. O anda kendinizi inandırıyorsunuz ona. Yani ben biraz sonra bu yaptığım şeyden dolayı bir rahatlama hissedeceğim. Şimdi siz kendinizi inandırdığınız zaman gerçekten bir rahatlama hissedersiniz. Dediğim gibi böyle bir psikolojik etkisi var bunun. Ama bunun dini bir temeli yok, dini bir altyapısı yok, kültürel bir şey. Bu anlamda yani halk arasındaki bir nazar şeklinde, nazar değmesi şeklinde bir şeyin olmadığını bilmek, altını çizmek lazım. Genelde şöyle oluyor mesela, diyelim ki çok güzel bir çocuk koşuyor. Bir anda ya maşallah ne güzel çocuk diyoruz falan, pat çocuk düşüyor, ay gözüm dedi, nazarım dedi falan oluyor. Yok değil mi öyle şey? Halbuki defalarca çocuklar koşuyorlar,
birçok zamanda düşmüyorlar. Biz mesela çok güzel çocuk dediğimiz zaman. Ama genelde düştüğü her anda biz onu algıda seçicilik hemen alıyoruz. Diyoruz ki aa bak nazarım değdi falan çocuğa. Ya da güzel bir araba oluyor falan. Bu, mavi gözü bu, bunun nazarı değer diyorlar. Özellikle mavi gözleri. Evet. Benim bakışlar onlar. Hocam nazarı